Tanıdığım bir zat-ı muhterem. Ne zaman bir sohbet olsa hemen başlıyor. Falan yerin tavuğu çok güzel, gidelim bir tavuk keselim. Falan yerde kuzu çok güzel, gidelim bir kuzu çevirelim. Dedim ya hep yemeden bahsediyorsun, hep başka bir şey yok mu senin yani? Başkaları siyaset konuşuyor, spor konuşuyor, tarih konuşuyor. Bu hep yemeden içmeden bahsediyor. Ne olacak dedim bu halin senin? Arkadaş beni ilgilendirmez başka bir şey. Ben boğazıma bakarım. Sen bilin dedim, bu gidiş iyi değil dedim. Aa, bir de baktık birkaç ay sonra gitti yallah. Yani karada etiyeti yapan kişi yallah öbür tarafa gidebilir. Riskli. Çünkü ürik asit üreğe yükselir. Münih Üniversitesi'nde yapılan araştırmada böyle et, peynir, yumurta ağırlıklı beslenen kişiyle de araşidonik asit yükselir. Yemiş olduğu gıdaları bünyemiz hormona dönüştüremez. Lökotrin denen toksik bir maddeye dönüştürür. Romatizmayı tetikler. Kalp damar rahatsızlığı birçok hastalığı tetikler. Bu nedenle karadayı diyeti aslında nedir? Tehlikelidir. Evet, o biz bir efendi şimdi ne yaptık? SBC. Ben iksir gönderdim ona. İksir. Dedim ki iksir iç. İksir Sübeyir Bey ismi. Sübeyir Bey aklımda kalıyor, unutamıyorum. Dedim iksir kullan. Aa bu çok sarımsaklı, ben sarımsak kullanamam. Peki o zaman dedim. İksir işte bütün damarlar açılır, kısa sürede düzelir. SBC. Efendim bundan bitki ekstrakları, sotlu bir karbonat, aloe vera vesaire vesaire var. Kullan bakayım ne olacak dedim. Tamam dedi. Kullandı. 3 gün sonra beni arıyor. Artık rahat uyuyorum. Geceleri uyanmıyorum. Allah senden razı olsun. Her gece adam kalkıp böyle masaj ellerine, kollarına, ayaklarına, bacaklarına masaj yapan adam 3 günde rahatlamış. Sana dua ediyorum dedi. Beni kurtardın büyük bir dertten. Ay bir de spor yapmak lazım. Yiyor yiyor bizim millet ne yapıyor? Yan geliyor yatıyor. Yani yan gelip yatmak iyi değil. Spor yapmak gerekiyor.